Aa, bu ne Zarife Hanım? Kahve yaptım. Özellikle kendi elimle yaptım. Bu ne? Bunu çok merak ettim. Şeref verdiniz karşımızda oturalar. Estağfurullah efendim, o şeref bize. Bu nedir bu? Bu çekçek değilir. Tatlışı. Kim yaptı? Size özellikle bir, iki tane arkadaşım vardı. O zaman çekçek. Kameramanlar çekçek. Çekçek tatlısını çekçek. Bunu Dulhumar ve Menzure. Menzure arkadaş yaptı. Menzure Hanım. Menzure Hanım. Bir de Dulhumar Hanım. Sizi çok seviyorum. Anlamadım ama çok teşekkür ederim hepsinin. Ellerine sağlık, emeği geçen. Özellikle yaptılar. Bunu elle mi yemek lazım acaba? Yani bu hunharca özelliği öyle. Bunun üstündekiler mi böyle? Bu balla yapılır. Böyle özellikle böyle olması lazım. Yumuşak olsa böyle açılır. Şu kıtır şeyler ne? Evet, onu öyle döktürmezden yiyorlar. Onun lezzeti yedikten sonra yani oluyor. Ay böyle sakızlı gibi. Evet, bal yesi o şey yesi. Ağzınız bal yesin. Peki bu? O da medavik sayılır. Onu gelinim yaptı. Medavik sayılır? Medavik o yani şey baldan yapılan şey. O da baldan. Sizde bal baldan. Bayağı kullanılıyor evet. Herhalde. Bunu bir gün önce yapması lazım ki böyle olsun, yumuşacık olsun. Bundan birazcık da o miksire verelim mi acaba? Hayır. Mikserde yesin. Tadıyorum, orijinal bir şeyler gelmiş. Hayatımda ilk kez yedim çekçek, midelik acı. Mikseri de seviyoruz yani, ortaya karıştırıp duruyor ya. Her şeye mikser lazım bilmiyorum, yani. Bu sezon bir fazla bir sevildi bu, bana battı bu. Beni rahatsız etti bu. Her gelen bir seviyor bu, buna bir aman metiyeler düzülüyor, kısmetler bulunuyor falan. Mikseri. Bağlar, bahçeler veriliyor kendisine. Hayırdır mikseri ya? Mikseri özellikle benim kızım da selam söyledi. Aa, mikser mi dediniz? Hoş geldin. Bunları da alır mısınız? Benim az olmalarını. Getir. Nasıl geçti Yüser? Çok iyi geçti, hiçbir şeyimi unutmadım. Ah Zuhal Hanım, ah kızımız çok panik. Koş. Gerçekten çok panik. Yetiştirebilecek mi bilmiyorum. Yok yetiştirir. Sen boşalt Zarife Hanım, sen boşalt. Şimdi bunu ben size özellikle biri ahududu. Biri de böyle götürüsüz yere çeşitli evinize teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim anneciğim. Aynından bana da getirmişler Zuhal Hanım. Aynı o şeyden siz de yiyebilirsiniz Mikser Bey. Mikser Bey, siz niye her şeye maydanoz oluyorsunuz acaba? Her yapın içindesin, her yerdesin. Yok, muhakkak sana her şeyden bir pay veriliyor. Seviyor, onu herkes seviyor Mikser'i. Niye acaba? Bir alameti farikası var ama ben hiç çözemedim. Neden? Onun ses tonu güzelmiş. Sesi olarak böyle konuşarak çok güzelmiş. O onun sesi, orijinal sesi değil ki. Biz orijinal duyuyoruz. Olur mu sevgili yani? Aydoğan Temel Beyefendiciğim? Çok değerli bir tiyatro ve dublaj sanatçısıdır kendisi. Buradan saygılar, selamlarınızsınız. Seslendiren Aydoğan Bey, orijinal sesi. diye kulak tırmalayan bir şey. Aşk olsun Zuhal Hanım. Keşke duysalar senin orijinal sesin, daha ekranı açmazlar vallahi. Sen bana nereden baksan 10 şer kaybettirirsin. Anneciğim, orijinal sesin nasıl? Güzel, güzel, çok güzel. Sesiniz güzel. Ne sesle? Benim sesim ondan daha güzel be. Baksana şunu, sese bak. Sizin özünüze söz yok. Bulamıyor zaten. Aman efendim, o ne ya, koca bir şey çıktı öyle. Anneciğim, sana bir şey söylemem lazım. Söylen, ben duyuyorum. Ben sizi gayet duyuyorum ben. Ya hacuri nitsa. Beyefendiye bakın. Bakmak evlenmek istemiyorum. Evlenmek istiyormuş mu? Mikser evlenmek istiyormuş ya. Özellikle de Ukrayna'dan. Niye sen dümen Ukrayna'ya kırdın? Züleyha'nın 20 dönüm arazisi vardı ya. Evet. 20 dönüm birmiş. Kutanmış. Kardeş de değil, ortakmış. Bir kısmı onunmuş. Ama aşk başka bir şey. İlla her şeyde mal mülk mü ya? Ben de dümeni Ukrayna'ya kırdım Zuhal Hanım. Zarife annem de uzun süre Ukrayna'da yaşamış zaten. Ama artık bir bağlantın yok senin Ukrayna'yla. Tazı tarağı toplamış gelmiş. Yok, o da evlenemez. Mikserimizi oraya gönderemez. Niye gönderemez? Neden? Biz seviyoruz mikser bunda kalsın da. Neden oraya gideceğim Rusların yanına? Ama nereden çıkartıyorsun sen? Sen gideceksin bugün. Hayır, ben kalacağım bunda. Hayır, oraya gitmeyecek. Kalsın, biz biliyoruz ya. Mikser burada. O zaman artık götür. Yok. Ay, birileri bir yere götürmeli onu. Olmaz, yok kalsın. Allah Allah. Hayır, kalsın burada. Hayır. Zuhal Hanım, biliyor musunuz? Size o kadar selamları var ki. Aleyküm selam. Özbekistan'dan yeğenim var. Özbekistan'a selamlar. Ukrayna'dan bacım, abim var, yengem var. Rusya'dan. Bir saniye, Ukrayna'da akrabalar varmış. Gönder işte, bulsunlar evet, bir kız ya. Rusya'dan güzel eşi. Rusya, adı güzel, selamlar. Ablam var. Adı güzel, kendi güzel bir kız inşallah. Evet. Gelin kızımız da geldi Zuhal Hanım. Aa, geldik. Özellikle size selam söylediler hepsi. Gülsen geldim. Hoş geldin. Hazırsak başlayabiliriz Zuhal Hanım. Hazır mısın? Biraz heyecanlıyım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Patatesleri de verelim. Şey, patates çıkmamış. Bu şeyi koy. Ne çıktı oradan? O ne ya? Sen bunu al, bunu yaka. Bunu yaka, onu koy. Haşlanı yaka.
Sana bugün çok bir şey anlayamayacağız ama olsun. Yok anlamazsın. Gel gel bir şey söyleyeceğim Zarife. Ben biraz Zarifan. Ses şeyde. Ben duyarım da sizi bine. Yalnız önemli bir konu var. Dünkü ana yemeğin yanması ile ilgili ne konuşmak istiyorsun? Ne söylemek istiyorsun? Benim de söyleyeceklerim var çünkü. Ben ona şaşkın kaldım. O kadar kayınvede otur arkada şey yanıyor. Mangal yanıyor. Bir de seslenir ki hiç olmazsa sen kalkamıyorsun. Geline seslendi ki gelin geldi mangala bak. Resmen göz göre kök göre mangalımız yandı. Yemedik. Vallahi doğru söylüyorsun. Göz bak. Göre göre o canı etler sevgili seyirciler gördünüz. Yandı. Şöyle yarım metre dibimizde yandı. Biz etimizin lezzetine çok çok güveniyorduk ve çok özel sosları vardı ama sadece ateşimiz çok harlıydı. Gelinimin tuttuğu dakika olarak daha da eksik tutabilirdi aslında. Gelin de zaten dampal mıydı neydi? Geldi. Neydi? Dampal. Dampal ne ya? Dampal. Yediğim mi yok mu? Diyenlerden. Ayağın altında sanki yumurta var. Kırılacak. Yakına mı koymuş? Vallahi ben dün sinir oldum. Düşürdün. Ay bak yavaş. Yavaş buraya koy. Kestin o. Haydi. Ay ödüm koptu. Kestin o şeyi koy. O şeyi. Sen onu da niye töptün? Onu al. Onu al. Al onu. Onu al. Kestin alsana onu. Onu al gaza koy. Ay bugün burası kaynayacak. Gaza koy şeyi koy. Çok şenlikli bir bölüm ya. Kaçırmayın. Testez yak onu. Ay iyi kırılmadı zeytinyağı muydu? Allah şükür kırılmadı yavaş ederler onu. Sen tam geline laf ediyordun bak senin gelinin düşürdü. Evet. Dolma çorbasıyla başlayan gelinimiz kemikli etleri haşlamaya başlıyor. Çok dolma çorbası bak ilk kez yapılacak. Suyunu ona şeye tutacağım. Tarifler için hazır olun. Testez o şey tuzunu çok tökmeyasın. Tuzunu ey tök içine. Kayınvalidemiz gelinini komutan gibi yönetiyor Zuhal Hanım. Vallahi müthiş. Bugün efsane bir kayınvalide göreceğiz ufakta. Performans harika. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Abunlar. Aranan kayınvalide şu anda ulaşamıyor. Gelinimiz tecrübesiz olduğu için olabilir Zuhal Hanım. Bir şey söyleyeceğim Zarif Hanım. Sıcak buyurun. Dün hanımefendi. Onu diyordun. Göz göre göre gözünü göz göre 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 şey yaptı. Gelin geldi. Bir de biberleri koydu gitti hanımefendi sen bekle ki gelin gelip de bize yemek verecek. Anne kaynatmam lazımmış. Ama zaten, yani ben Neslihan Hanım'a inanamadım isyan ettim artık şu rahatlığınıza hayranım dedim. Ben taş olsa çatlarım. Evet ben çatladım. Böyle oturdum. Orada dedim ben çatladım. Dedim Neslihan Hanım et diyorum. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Dakikaya koyduk dedi ki. Dakikaya koymuş 6 dakikaya. 6 dakika şey çok. Şey pişecekmiş. 4 dakika maksimum. Herkes 3-4 dakikada pişirdi. Zaten. 6 dakika zaten çoktu o ete. Zaten o 6 da dakikanın pişmiş. Üstüne bir 5 dakika daha pişti. Evet. Olmaz. Ne kadarcık etki o zaten. Evet. 3 dakika, 4 dakika yeter. Mangal ateşi bu. Fırın değil ki, tava değil ki. 3-4 dakikada pişti herkesin eti. Aynen. Bir kere çok geç koydu etleri. Aynen. Çorbayı verdin, eti koy. Bu. Hangi birini söyleyeyim? Dert yüzünü. Biberi ne oldu? Biber neredesin? Ay anne dedi biberi getiremiyorum dedi. Nedenmiş? Yanmış. Hanımefendinin biberi yanmış. Misafirlerde oturuyor. Allah kimsenin biberine zeval vermesin. Yani. Bu zamanda zor. Biberin çok. Ama dedik. Kaynana yavaş. Gelin ondan beter. Ben sandım ki o benim rakibim olur. Yok. Sen korkmuşsun rakip ben görmüştün. Ben korktum. Ben dedim ki bu o ikisi sakın bana rakip olabilir ama bana rakip olamaz ki. Gözde kahve bir kere Dibek kahvesinin çok fazla kaynaması lazım. Bence Türk kahvesi yapmalıydı. Közde için için kaynayıp pişmesi lazım. Orada ben hiç beğenmedim. O size verdiğin şey eti beğenmedim. Göz göre şey misafire getirip onu koyarlar mı? Saygısız, bence saygısızlığı oldu. Yanlış bir şey getir de misafirin önüne tak edip koy. Ben onu koymazdım. Gitti işte etler ne yapsın? O kadercik. Zaten o ama keşke yanmamış Nadide Hanım'a geleydi. Gerçi Zeliha Hanım'ınki de yanmamıştı ama... Vallahi yani üzüldüm çok üzüldüm çok, çünkü çok, o et ben, dün, ben dün pişmişim onlar, yedim. Onlarına yaptığını ben hiç beğenmedim. Gerçekten o kadarcık olmaz. Otursun kaynına gelini beklesin. Vay ana ben çatlayacaktım. Taş olsa çatlardı orada. Ay vallahi ya. Doğru. Bak. Nadide Hanım doğrusunu yaptı. Ne orada yaptı? Oturdu da çatladı kadıncağız. Bir kalkayım da bir bakayım hele. Eğer bomba olsaydı. O kalktı hele, artık düşün. Ben azıcık bak geçseydim. Hayır ben bekledim ki. Neslihan Hanım bir kalksın. Kızım koş yanıyor o etler desin. Yo, bir telaş bir... bir koşması lazımdı. Bir telaş bak göremedin yani. Yok oturuyor. Hanımefendi vallahi oturuyor. Bak
Eğer hani gelinler yani şimdi haksızlık olur diye kalkıp müdahale etmedim. Neredeyse kalkıp ben alacaktım. Zor oturdum vallahi eti alacaktım. Kızım al şunu diye. Bakmadı bile Zuhan Hanım. Anne diyor 6 dakikadan sonra bir şey çaktır hanımefendi diyor. O şeye diyor. Hanımefendi diyor. Dakika. Ona diyor. Ya, o... Kime diyorum? Vay vay. Geçti iş işten geçti başıma işte. Başıma gelenler. Ya bir yıkıldım. Vay vay başıma gelen gitti etler. Etik kilosu kaç para biliyorum seni. Ay güzelim canım etlere yazık oldu vallahi ya. Çok ya. Şu miksere versen daha iyiydi. Yemedik gözümüz kaldı. Sen yanık balık yiyeydin senin için fark etmez. Et oldu. Zuhal Hanım etler yanmamıştı resmen kömür olmuştu. Sen bile yemedin yani. Yemedim Zuhal Hanım. Aman geliştirmişsin damağını. Ah, ah ya hacurinitsa. Aman gitmiş bakmış internetten burası kıda başka tabanı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.